Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ Gazetesi Türkiye 22 yılda vahşi batı oldu. Uyuşturucu baronlarının hesaplaşmaları, mafya babalarının güç kavgaları, kadın cinayetleri, teröristler ve husumet ölümleri cezaevlerindeki nüfusu Türkiye'nin 82. vilayeti yaptı. Türkiye'nin 2023 istatistiklerine göre toplam 295.328 kapasiteli 272 kapalı ceza infaz kurumu 99 müstakil açık ceza infaz kurumu, 4 çocuk eğitim evi, 11 kadın kapalı, 8 kadın açık, 9 çocuk kapalı ceza infaz kurumu olmak üzere toplam 403 hapishanedeki nüfusu 350.670 kişi. Bunların 78.411'i mahpus açık, 272.259'u mahpus kapalı hapishanelerde kalıyor. Bu mahpusların 303.230'u hükümlü, 47.440'ı tutuklu, 200'ü LGBTİ+, 11.345'i yabancı, 1453'ü ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü. Medyada görüyoruz ki suç toplumu haline gelindi. Hapishanedeki mahpusların 5132 65 yaşın üzerinde. Hapishanelerde öğrenimini sürdürebilen mahpus sayısı 39.519'dur. Sigortalı olarak mesleki faaliyette bulunan 58.500 mahpus bulunuyor. Hapishanelerde 146'sı kız çocuğu olmak üzere 12-18 yaş arası 3.252 çocuk var. 14.852 kadın mahpusun yanında annesiyle kalan 0-6 yaş grubu çocuk sayısı ise 552'dir. Toplumun aynası haline gelmiş durumda cezaevleri. Türkiye İstatistik Kurumu Adalet Bakanlığı verilerine göre 2011 yılında ceza infaz kurumlarındaki mahpus sayısı 128 binken bu sayı 2023'te 350.670 kişiye ulaştı. Neden suç toplumu olduk? İllere göre nüfus sayıları şöyle. İstanbul 15.655.924, Ankara 5.803.482, İzmir 4.479.525. Erzurum 479.993, Çanakkale 570.499, Muş 399.879, Bitlis 359.747, Cezaevi Vilayeti 350.670, Rize 350.506, Bayburt 86.047. Cezaevi Vilayeti'ndeki nüfus tam 25 vilayetteki nüfustan fazla. Türkiye Avrupa'da hapishanelerdeki mahpus sayısının ve oranının en yüksek olduğu ülke. Türkiye'de her 100 bin kişiden 356'sı hapishanelerde bulunuyor. Bu oran Avrupa Birliği ülkelerinde ise sadece 106. Buna göre Türkiye hapishanelerindeki mahpus oranı Avrupa Birliği'nin 3.4 katı. Türkiye aynı zamanda Avrupa'da cezaevlerinin en kalabalık olduğu ülke. Türkiye son 22 yılda neden Amerika'daki vahşi batı gibi oldu? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın X hesabını günlük izlerseniz 22 yıllık AKP iktidarının Türkiye'yi nasıl suç ve suçlu cennetine çevirdiğini anlarsınız. Cezaevlerinin neden dolup taştığını anlarsınız.